Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda birkaç bir şey söylemek istiyorum. İki konumuz var. İlk konumuz bugün 4 Ocak. Ben 4 Ocak 2019 tarihinde kanala ilk videoyu yüklemiştim. Tam 2 yıl geçti. Yaklaşık 90 bin aboneye ulaştık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni sevdiniz, destek verdiniz, bana inandınız. Bunun için herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere inanın çok sevdim arkadaşlar. Ve YouTube'u hiçbir zaman bırakmayı da düşünmüyorum. Çünkü seviyorum. Yani teknolojiyi seviyorum. Bu şekilde etkileşim içinde kalmayı seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum arkadaşlar. İnsanı motive de ediyor. Yani bir soru atıyoruz, çözüyoruz. Sizler güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bu beni motive de ediyor. Hayatta da kalmamı sağlıyor. Hayatta kalmaktan kastım tutunabilecek bir dal gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu yüzden YouTube'u bırakmayı kesinlikle düşünmüyorum ve sizleri gerçekten de çok seviyorum. Destek verdiğiniz için de ayrıca çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ikinci konuya gelelim. İkinci konu başarıyla alakalı olacak. Başlığa ne yazarım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben aslında bu kanalı açtığımda kanalın büyüyeceğini tahmin ediyordum. Biliyordum. Çünkü bugüne kadar yapmak isteyip de başarmak isteyip de imkanlar doğrultusunda yapamadım, başaramadım bir konu olmadı. Bence bu benimle alakalı gibi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar küçükken hepimiz çocuktuk işte oyun oynardık. Herhangi bir konuda başarılı olurdum. Misket oynardık. O grubu düşünün mesela 15 kişilik grubu düşünün. En iyi ben oynardım ya da maç oynardık. Kendimi övmek için söylemiyorum. Sadece konuyu birazdan bağlayacağım, anlatmak için söylüyorum. Gülüzer gülme. Şimdi futbol oynardık. Yine iyi oynardım arkadaşlar. Yani en iyi olmasa da en iyi yakın oynardım. PlayStation oynardık. En iyi ben oynardım. Bence bu benim herhangi bir konuda ilerleme yöntemimle alakalı, konuyu takip etmemle alakalı. Yani bu böyle oldu, bırak ya da bu böyle olmadı, bırak şeklinde değil de olayları böyle örgüleyip, bağdaştırıp devam ettirebilmekle alakalı diye düşünüyorum ben. Şimdi PlayStation oynadığımızda işte şut çekip de gol olmadı demiyordum. Yani mesela şöyle mi çekmeliyim acaba, şunu mu yapmalıyım, biraz daha mı basmalıyım, şöyle olsa nasıl olur gibi işte örnekler verilebilir arkadaşlar. Bu şekilde çok düşünüyordum bence içten içe. Bu şekilde de bence başarılı olabiliyordum. YouTube'da da böyle oldu. Biraz bahsetmek istiyorum YouTube hikayemden. Umarım dinlersiniz, sıkılmazsınız. Şimdi YouTube'a dediğim gibi 4 Ocak 2019 tarihinde ilk videomu attım. İlk videomu atarken çok düşünmedim. Çünkü bir işe başlamak çok önemli arkadaşlar. Devamı bir şekilde gelir dedim. İlk videomu ne diye atmıştım? Tanıtımlar 10. sınıf sınava hazırlık videosu şeklinde atmıştım arkadaşlar. Ve heyecanlanmıştım çünkü ilk videomda çok da fazla izlenmemişti. Bizimkiler izliyordu işte, eş dost akraba izliyordu. Sonra konu anlatımı yapmak istedim. Ama konu anlatımını tek başıma yapamadım arkadaşlar. Çizgisiz kağıtlar hazırlıyordum. Oraya keçeli kalemlerle yazıyordum işte, telefonu sabitleyip video çekmeye çalışıyordum. Çekiyordum ama bazen yanlış söylediğimde bütün olay çöp oluyordu. Mesela 5 tane kağıda doğru anlattık. 6. kağıtta yanlış anlattım. Ben bir de baştan yazıyordum. Hem hepsini baştan yazıyordum. Mesela kesmeyi, yapıştırmayı falan bilmiyordum. Kesme yapıştırmadan kastım videoları birleştirmeyi bilmiyordum arkadaşlar. Baktım ki bu iş bana göre değil. Çok uzun. Anlattım. Bayağı bir şey anlattım. Ama arkadaşlar devam ettiremedim. Çünkü bir videoyu 3-4 günde atabiliyordum. Mesela bir tane konuyu çekiyordum, hazırlıyordum falan filan. 3-4 günde atıyordum. Hem dedim ki arkadaşlar beni bekliyor. Buğra kardeşim var, ona buradan selam olsun. Mesela o beni bekliyordu. Baktım çocuk geç kalacak benim yüzümden. Dedim ki ben bu işi bırakıyorum Buğra dedim. Ya da diğer izleyen arkadaşlarımıza. Bir şekilde kanal azıcık da olsa duyulmuştu mesela 100 kişi tarafından falan. Herkese söyledim işte. Herkese dedim, yorumlar kısmına yazdım. Arkadaşlar dedim devam ettiremeyeceğim dedim. Çünkü yapamıyorum dedim. Zamanım da yok dedim. Ve devam ettirmeme kararı aldım. Konu anlatımını. Ama YouTube'u seviyordum. İnterneti, teknolojiyi seviyorum arkadaşlar. YouTube'a devam etmek istiyordum. Ne yapmalıyım diye araştırmaya başladım. Konu anlatımı yapamayacağım. Anladım zaten. O bana göre değil dedim. Sonra baktım işte matematik öğretmenleri neler yapmış YouTube'da. Soru çözüm kanallarına baktım. Soru çözüm kanallarında işte deneme çözenler, soru bankaları çözen arkadaşlar, hocalar vardı. Ben bunu yapamam dedim. Bu da çok uzun gözüküyor dedim. Birkaç kez denedim hatta. Olmadı. Sonra işte şöyle tek tek 2-3 tane soru çözen kanallar gördüm. Burada da Matematik Fatih kanalının sahibi Fatih abi, Fatih hocamızı gördüm. Gerçekten çok güzel sorular çözüyordu. Seçme sorular çözüyordu arkadaşlar. ÖSYM tarzı kaliteli güzel sorular çözüyordu. Dedim ben bunu yapabilirim aslında. Ama direkt video yüklersek de ayıp olur yani. Birisinin oradan görüp
tak diye yüklemek olmaz. Ama yapmak da çok istiyordum. O zaman dedim ki ben Fatih hocama yazayım dedim. Instagram adresinden buldum. Matematik Fatih yazdım. Buldum. Dedim Fatih abi dedim. Fatih abi demedim o zaman tabii. Fatih hocam dedim. Sizin ben soru çözüm tarzınızı çok beğendim. Mesela tek sorular çözüyorsunuz ve gerçekten çok güzel sorular bunlar. Acaba müsaade eder misiniz? Ben de böyle sorular çözsem olur mu dedim. Tabii hocam dedi. Olur dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugünlere gelmemizde büyük vesile. Bize destek verdi. Hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Bu şekilde sorular çözmeye başladım. Kendimi yavaş yavaş geliştirdim ama abone sayısı yine çok artmıyordu. Sonra Fatih abiyle çok konuşmadık. Samimi değiliz oralar. Sadece izin istemiştim. Allah razı olsun. Tekrar söylüyorum. İzin verdi. Sonra bir videosunda bizim kanala önermiş. Teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Öyle böyle derken 5-6 bin abone oldu arkadaşlar. Ve videolar izlenmeye başladı. Başlandı daha doğrusu sizler tarafından. Bu beni çok mutlu etmeye başladı. Daha iyi anlatabilmek için bir videoyu mesela 3-4 kere çekiyordum. Anlatıyordum, beğenmiyordum. Bir daha çekiyordum, bir daha çekiyordum, bir daha çekiyordum. Çok uğraşıyordum. Çünkü daha yeni başlamıştım ve mahcup olmak istemiyordum arkadaşlar. Sizler beğenmiştiniz. Ama ben bu işi daha fazla, daha doğrusu kaliteyi daha fazla artırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Bu şekilde işte yavaş yavaş öyle böyle derken arkadaşlar sizler beni sevdiniz, ben sizleri sevdim. Kanal büyüdü. Buraya kadar geldi. Daha da fazla büyümesini tabii ki istiyorum arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizlere faydalı olmak istiyorum. Aslında başarılı olmak için dediğim gibi olay örgüsünü takip etmek gerekiyor. Bazen çok fazla çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla denemek gerekiyor. Ben bir videoyu dediğim gibi 7-8 kere deniyordum. Bazen 5 dakikalık videoyu arkadaşlar tam 2 saat uğraşarak kanala atıyordum. Bu şekilde uğraşarak, çabalayarak bugünlere kadar geldik. Sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Desteğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Bana bir konuda daha destek olursanız çok sevinirim. Şimdi kanal 90 bin aboneye yaklaştı. 100 bin abone olduğu zaman biliyorsunuz bir tik oluyor arkadaşlar. Kanal doğrulanıyor. Ha bu ne kadar önemli? Biraz çocukça da gelebilir sizlere ama yani 100 bin abone olmamızda yardımcı olursanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızı önerirseniz, ne bileyim ben böyle bu şekilde yardımcı olursanız arkadaşlar, gruplarda paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrar. Aslında söyleyeceklerimin de sonuna geldiğimi söyleyebilirim. 7.46 olmuş. İlk defa bu kadar uzun konuştum. Umarım güzel konuşmuşuzdur arkadaşlar. Editle falan uğraşmayacağım. Başka ne diyebilirim? Bir düşüneyim. Aslında arkadaşlar başka da bir şey söyleyecek bulamıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tam 2 yıl oldu. Dile kolay. Allah utandırmadan devam ettirmemizi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet.